Kolay gelsin. Emre Baş'ın üretimhanesindeyiz sevgili dostlar. Şimdi biliyorsunuz erkeklerini kuşlarını eşlemiştik. Şimdi Emre fikir değiştirdi her zamanki gibi. Emre bakar mısın? Efendim abi. Sonunda. Tamer abi. Tamer abi sen Fındıklılı mıydın? Pazarlı pardon. Apso'dan. Nereden? Apso. Apso eyvallah. Böyle mi yapacağım? Evet. İstersen yandan biraz... Az daha aşağı indireyim onu abi. Yukarı bile olabilir. Güzel kardeşim. Yukarı mı? Evet. Şimdi dostlar olayı anlatayım size. Abi tut. Şimdi bunu biliyorsunuz zaten. Emre dedi ki abi dedi bu PVC dedi güzel değil. Ben dedi PVC'ye sınamadım. Eski sisteme döneceğim dedi. PVC'yi sattı. Samsun'a gönderdi. Biz Instagram'da bir hikaye paylaşmıştık. İşte satılık diye. PVC'yi Samsun'a gönderecek. Onun yerine bizden bizim üretim kateslerimizden aldı. Şimdi onları buraya takacak onların yerine. Nereye kadar kaldırıyor? Emre tel kafes miyi PVC kafes miyi? Tel kafes. Şimdi Mercedes'in aldı tel kafes. Peki sen niye PVC aldın oğlum? Çok işte abi. Bir gerekçe söyler misin ne olur? Hata yapayım. Oh tamam. Tamer abi senin, Tamer abi bu arada benim adaşım. Abi senin normalde meslek ne? Garsonluk abi. Bırak o iştir. Nereye yedin? Hava mı yedin? Evet. Niye bu kadar rahat geçti arkaya? Çok rahat. Çok rahat geçti ama ya. Şimdi niyetimiz şu. Şu kafesler zaten önceden vardı. Bir de biz bugün 4 tane daha getirdik. Bir de eski kafesleri vardı şöyle 45'lik. Bu bizim biliyorsunuz bu evlatlık, kalın telli. Bu kuşları alacak tekrardan aynı eşit şekilde evet. Oralara koyacak. Bakalım güzel gidiyor. İnşallah vurduğu zaman daha iyi oluyor. Boş şişirirsin öyle. Hadi. Yok. Yedik, o beyler. Girmiyor mu? Girer daha ya. Dağıtırsın öteki söylemi. Değil mi? Ah Emre ah! 8 duysak hiç oynatma. Abi pazarın eski ismi ne? Atina. Atina mı? Atina mı? Atina Yunanistan'ın başkenti değil mi? Atina Rize'nin başkenti. Allah Allah. Altılık olmadı, sekizlikle deliyorsunuz. Evet abi. Ayı o büyük olacak. Tamam işte ta kendisi. Şimdi iki göz mü yapacaksın buraya? Evet abi. 4-4-8. Şimdi havayı tabi. Şey nerede? Şarjıyı alayım Mahmut. Bunlar zaten yerinde stabil. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım? Burada da bir takım var. Genç bir dişimiz var burada. Tamam. Hop tamamdır abi. Fazla sokarsan tutmayabilir. O tutacak mı onu şimdi? Tutacak. Hadi inşallah. Biraz daha sağ, bir diş daha tamam. Sağ kayar mı? Sokma, sokma bre. Ha şey erini al oradan da bir diş daha kaydır o tarafa. Kayar mı? Ha, bir diş daha kayar. Niye tamam, dedim biliyor tamam, musunuz? Tuttum. Çünkü yani buraya yuvalık takacağız ya Emre. Ağırlık merkezi buraya basacak. Evet. Yani bunu ne kadar bu tarafa itersek o kadar iyi. Evet, gayet güzel oldu. Getir o benimle. Arkadaşlar, bu benim kullandığım şeyler. Gayet sert. 4 pump olur bunlar. Tamer abi, geçebilir mi? Geçemez. Dur. Mesafe bırak arasında. Dip dip olmasın. Al bir şey. Hah, tamam. İşte bunu ayarlayacağız şimdi. Kalem sende mi? Kalem abi burada. Bırak bu. Ha, burada, burada. Buraya arkadaşım. Biraz bir ustası. Az indir aşağıya. Senden tarafı tamam.
Biz boşuna metreyle ölçüyoruz ha. Yok şöyle olsun, yukarıdan 10 santim. Direkt terazi. Ben bu terazi bir kişi olduğu zaman bu neredeydi? Ha, biraz daha soldan yapabilirsin aslında. Bu taraftan da. Yok, öteki taraftan. Şu taraftan. Aha. Ömer abi. Ha? Gel abi. Ömer abi, arkanda ucu verir misin? Ne ucu? Hangisini? Burada bir tane var. Şunu mu? Altılık. Ha. Çevir tabii. Böyle bastım. Abi oradan delmeyecektin. Hayır, orası değil. Orası. Ha, orası. Bir dakika, tamam. Bir dakika. Abi şunu da belirtelim. Biz bu durumları önermiyoruz arkadaşlar. Kuşları eşledikten sonra bu tarz çalışmalar sağlıklı çalışmalar değil, değil mi Emre? Evet, tamam. Emre, sen derneğin kaç numaralı üyesiydin? 21. Arkadaşlar, biz Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği'nin üyeyiz. Üye olmak isteyenler Instagram hesabımızdan bizimle iletişime geçerse dernek başkanımızın numarasını atıp üyelikleri için yardımcı olabiliriz. Sıksana şimdi. Biraz daha sıksın. Ne oldu? Ne oluyor? Abi bunlar da ayrı vida mı atayım? Nasıl? Ne ayrı vidası oğlum, manyak mısın? Ağır olmaz da. Kafeslere zarar vermesin. Sen bilirsin. Ben ayrı vida atmıyorum. Tek vida atıyorum. Tak tak geçiriyorum. Bir dakika indir aşağı. Şunu biraz şöyle kaldır. Yok, şuradaki mesafe neyse abi. Bunu da aynı yapacağız. Tamam. Tut öyle. Evet. Aslında şöyle yapsanız, onu aşağı indirseniz, üzerine koysanız, öyle katlı şekilde direkt koysanız üzerine. Nasıl olur? Ben öyle yapıyorum. Vida atsanız oradan. Ha, vida mı atacaksınız yine? İyi, siz bilirsiniz. Çünkü abi o kafes ağırlık. O zaman biraz daha yukarı koy. Biraz daha yukarı. Şuradaki mesafe eşit olsun da bozmasın. Yok yok, orası önemli değil. Burada kuşlar birbirine temas etmemesi için. Burada herhangi bir sıkıntı olmaz. Sıfır bile yapabilirsiniz. Çünkü şundan dolayı diyorum. Dört katlı mı yapacaksın Emre Bey'i? Yoksa üç katlı mı? Ha, üç yapacaksan, ha, yani o uygundur. O zaman bunları buna takalım da. İşte o takılma yeridir zaten, geçmelidir birbirine. Gene taşır mı ama? Taşır mı işte, o da önemli. Taşır. Yok yok, şu kafesi koparmasın, onu sevdiyorum abi. Neyi koparmasın? Yok lan, ne ağırlık var burada. Neyi koparmasın? Oğlum ben beşli yaptım geçen sene de, bir şey olmadı bu kafes. Oğlum bu kafese bir şey olmaz ha. Adam çıkıyor, ben çıkıyorum onun üzerine de kırılmıyor bu kafes. Şey yaparım o zaman. Bir dakika, onu alacağız artık. Alma. Ha, geçir. Şuradan da ha, bırak. Tamam. Bırak, tamam. Karşıya bir tane atarız. Bu? Şu ya, şunu diyorum bakalım. Havale geliyor ya. Yok, bir şey olmaz. Tamam. Bak, havuna at. Bak, o oynuyor ama bak. Bir daha, hangisi? Şu şey oynuyor. Bir daha, o zaman bir daha bırak. Uzun vida. Tamam. Uzun vida lazım o zaman. Ha. İşte ben size dedim ya, 15'lik vida attım ben diye. Fark etmez ki o zaman Emre. Aynı boyda dur ya. Bunun kaç liraya atalım bir tane, dur. Yok, atma, oradan atayım, o tamam. Evet. Vidalar bize biraz kısa geldi. Vidaları uzatacağız arkadaşlar. Al onu oradan. Tak kulüye ona. İşte ona da uzun vida tak varsa. Ya pulla yapınca ne oluyor? Daha mı sağlam oluyor? Abi pul şey... Ha, şeyden tutuyor. Aha. Dışarıdan da tutuyor, anladım. Aynı şekilde buna da yapabilirsin. Hem pul sıkıştırıyor da bir de. Haa, tamam.
şimdi bir de tam görevini yapıyor şimdi. Buyurunu taksan da. Ama o gene olmaz. O yalama yapmış, gevşedi o. Ne gevşedi ya? O kalın vida yaptı, şimdi ince atıyor. Oğlum kalın giren yere bir daha ince girmez. Girer de bol olur. Aynen öyle. Sarmaz. Tutmaz yani. Sen seversin. Video çekiyorum lan. Dur. Çocuklar izliyor bu kanalı. Boğuşan maçı var mı? Kimin? Galatasaray'ın yok ama şeyin maçı var. Bu arada Avrupa'daki temsilcilerimize, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. O beni de bir gördüm. Trabzonspor'a ayrı başarılar diliyoruz. Ama en çok başarılar dilediğimiz takım hangisi? Rizespor. Tamam. Böyle abi. Getir abi. Var mı başka? Başka ne kafes, var mı? Kafes. Emre. Şuna da yapın aynısını. Onu da güçlendirin. Aslında var ya. Hazır elinizdeydi, onu da güçlendirin. Oyuna takalım abi buraya. Bunu oyuna takalım abi bu. Bunu risk alırız şey. Niye? Yutonk yavuştu. Tutmaz mı? Ya buna belki... Ya tutar. O zaman şöyle yapın reis. İki tane daha atacaksınız ya. Buraya takın tekrar. Onu diyorum. Bu bunu tutar. Şey tamam. Yapalım, bunun altına kilitleyelim onu. Hayır, bu dursun. Yok yok, bu dursun burada. Tamam. Bunu da aynı şekilde kilitleyelim ama buraya atalım. Yok, kilitlemene gerek yok. Sıfır kalsın abi. Tutsun da bu da. Yok, gerek yok ona. Direkt buradan yapın siz. Ama öyle eşit görünüşünde. Ha, yapabiliriz diyorsanız olur. Kolay, getir. Halka getir. Ha, yutonk tutmaz mı bunu? Abi yutonk şimdi sıvasız ya. Ha. Direkt yutona boş durdu abi. Yani köpüğe vida atmış gibi sen. Aynen öyle. Şimdi abi ben çok böyle yapı tadilat işlerinden pek anlamam. Her zaman bilen vardır. İş bilenin kılıç kuşananı. Mesela benim elektrik işim olduğu zaman kimi çağırıyorum Emre? Seni çağırıyorum. Terazi burada olsa geçen, asmamıza da gerek reis, yok. Geçen bir fan taktım. Dedim ki fanı ben yapayım dedim. Beni bir elektrik çarptı ama öyle var ya, bir vücudumdan bir geçti yani harbiden. Sen ne istiyorsun? Kafesi ver de bir işaretliyorum oraya. Kafes? Dur kafesleri yapalım. Emre ne yaptık? Abi az kaldı. Neyle bunun yanında kafesi taktın mı, nasıl duracak kafes? Neyi nasıl duracak? Burada kafesi nereye takacak? Ne kafesi? Yuvalık mı? He. Yuvalığı buraya takıyoruz abi. Ha önüne mi? Ya. Alandan tasarruf. Benim şey de bu şekilde abi. Benim üretmen de bu şekilde. Böyle bir aralık var. Çünkü çok dip dibi olduğu zaman dişi kuşlar ve erkek kuşlar birbirlerini tedarik, tabii birbirlerini parçalayabilme ihtimalleri var. Tabii tabii. Yaşadığımız olay. O yüzden çok riskli. Baba. Ne oldu babası? Baba. Babam burada. Alparslan ne yapıyorsun? Emre'nin yavruları. Onu en son takarsın kardeşim ya. Abi bunu ters mi taktım ya? Neyi? Şunu bir üstte tutacağız değil mi? Neyi? Şu altta çıkıyoruz. Ha onu bir üstte. Arkadan daha alka bir üstte. Ne? Emre. Baba. Alparslan. 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 Merhaba de, merhaba de. El salla. Sen el salla. Aa bak, görüyor musun? Aferin sana, aslan benim. Aman aman, dur dur, gitme babanın yanına. Düşer, üstüne düşer. Ha buraya üstte de mi dübel takıyorsun? Kul takarız ha. Ha bunu sabitlediniz zaten. Yok. Buradan. Yok vida atmışsınız da buraya. Aha bunu sabitledik abi. Ha. Üstteki eyvallah. Riskli şey yapamadık ona. İyi yapmışsınız. Olmadı düzelt onu ha. Vidayı düzelt. Tamam. Çıkartırken de böyle çıkartmanız gerekiyor. Tabii, çünkü çok sıkışık oldu tabii.
Onu biraz kaldır. Çek kendine doğru şunu. Çek. Fazla çekme abi. He. Tamam. Tamam, orayı da sokun. Tamam. Buna ister atalım, ister yok, atalım. Yok, gerek yok, onu açayım. Ama olmadı ama bu sarmadı ben. Ha, 3 tane mi demir var bunda? Yo tamam oldu. Ya bu yok. Yok o onun değil oğlum, aşağı koyacaksın. Oğlum bunu aşağı koyacaksın. Ya bunu aşağı mı? Hı hı. Dur bir dakika, bir dakika kardeşim. Dur. Girdi abi. Dur. Girdi abi. Onu çıkartıp şuraya takacaksınız. Şu hizaya. İndi mi aşağı? Orayı da indir kardeşim. Ha? Tamam. Onu da yukarı tutturdun mu? Izgarasını kapat. Tamamdır. Tavayı getir abi. İki tane tava vardı. Bence gayet güzel oldu. Diğer kafesi ne yapacağım? Bir tane daha var orada. Onu da asacağız. Onu da yazacağım. Onu da şuraya bir yazsam işte. Burayı üçlü, buranın da altına koyulmaz. Burası gayet güzel oldu. O zaman onları iptal edelim. Şu biraz yayın. Ha onu üstüne ha, koy. İyi vida düştü. Vida mı düştü orada? Bir şey var. Orada vida var abi. O vida nereden düştü? Baba ikimiz soker için aldım. Tamam. Oğlum sonra sıkıntı çıkmasın. Ben sevmediğimiz şey bir anda gece vakti ne? Kafes düşerse aman evet, değil. O kafesin aynısını bunu karşılığına takacaksın, bunu aşağı doğru ayarlayacaksın. Bunu çok aşağı yapma. Bu olmadı ki şimdi. Bunu da düzeltelim. Emre bana bak. Şu arka ne işe duruyor oğlum? Abi şu kafesi al. Doldururum o süre sonra şey yaparım da ittiğim bu süre komple. Onları alacağım o tarafa. Bunları al şu, şu dörtlü kafesi al. Diğer tarafa tak. O tek kafesi al, de buraya tak kardeşim. Al sandalye. Oraya müsait mi? Müsait. Bir çık bakayım oradan, çık. Baba gelecek şimdi, çık. Dışarı bir çıkın, ben çağıracağım sizi. Hah. Kapat, kapat, elini çek oradan, elini çek. Orada yer var zaten. Ne oldu? Dur, baba assın, geleceksiniz. Tamam. Kapat. Elini çek oradan. Elini çek. Elini takıldı. Ne oldu? Ne? İyi al. Evet. Bence gayet güzel oldu. Yapılmış haliyle devam ederiz. Evet. Şu anda üretimhanenin son hali böyle arkadaşlar. Bundan bir 3-4 video önce değil mi Emre? Evet. PVC'leri kuşlara işlemiştik. Emre şöyle bir akıllılık yaptı arkadaşlar. Dün kuşlara B kompleksi verdi. Evet. B kompleksi ne işe yarıyor arkadaşlar? Kuşların hem sinir sistemine hem tüy yapısına, sinir sistemine kalsın, kuşları stresten uzak tutuyor değil mi Emre? Evet abi. Verdi. Dolayısıyla biz kuşlara eşledik. Ben şöyle bir şey düşündüm. Hani kuşlar yer değişikliğinden strese girer, işte farklı şeyler olur gibi şeyler düşündüm ama kuşları tekrardan kafeslerine aldık. Gayet de sağlıklı, erkekler öpüşüyor. Gayet işleriyle gayet iyi anlaşıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi yuvalıklarımız burada. Biraz pis bunlar. Evet. Yarın Emre onları güzel çamaşır suyuyla yıkayacak. Su kontrası olduğu için şişme yapmıyor. Yine burada bir bilgi verelim. Yuvalık kullanacaksanız yıkanabilir yuvalıklar mutlaka kullanın. Sonra buraya takacak. Sonra nasipse Emre. Şimdi kuşları eşledik. Zaten eşlemiştik. Yavrular geldiği zaman bir yuva açılışı ve yavru toplama yapacağız seninle. İnşallah. Tamam mı? Emre'ye hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Güzel bir Rize'den, güzel bir Rize akşamından bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.